Fenerbahçe bunu bekleyip göreceğiz Hemen gazetelerimizi açalım Ve Fenerbahçe sayfalarımızı şöyle bir görelim Foto maç 2'den yakın takip haberiyle başlayalım Şampiyonluk kovalayan Kanarya Atatürk olimpiyat stadına gidiyor Rakip 11 haftadır kaybetmeyen Pirlo'nun çalıştırıcı <laughs> Panaskara Gümrük Jesus ve öğrencilerinin tek arzusu 3 puanı alarak takibi sürdürmek Portekizli teknik adam Kupada Kayseri'yi dörtleyen takımı Bozmayacak diyor haber yani e, tabii ki zor bir maç rakibi formda. Rakip çok formda. 11 Fener maçtır Bahçe kaybetmiyor. Fenerbahçe kupada bir e, moral buldu ama buna rağmen çok protestolara uğradı. Yani o bireysel e anlamda bir hem takım anda. protestoya uğradı, hem yönetim protestoya uğradı ve oyuncular bazı oyuncular protestoya uğradı. Ya Fenerbahçe taraftarı e, takımdan ümidi kesmiş gibi bir durum var. Yani onlara göre, onların düşüncesine göre en azından bir kısmının diyelim ya da tribünlere gelenlerin ki sosyal medyada baktığımız zaman yani Fenerbahçe ligi havlu atmış durumda şu anda. Yani şampiyonluk şansı taraftara göre çok fazla değil. Şimdi Beşiktaş da kazandı. ikinci sıraya yerleşti. Bugün Fenerbahçe'nin stresi biraz daha çoğaldı. Yani bu maçta alınabilecek olumsuz sonuç yine Fenerbahçe'de çok büyük yeni fı, yeni fırtınaları, yeni tartışmaları beraberinde getirir. Zaten tartışmalar bitmiyor ama maçın Olimpiyat'ta olması e, yani daha böyle bir deplasman havası gibi bir e, değil de öyle e, oranın ambiyansı biraz daha farklı. Yani şey bir ambiyans yok, baskıcı bir ambiyans yok evet. yani. Rahat bir ambiyansı e var. çok uzak olduğu için. <laughs> evet. <laughs> ee, dolayısıyla ben bugün kazanacağını düşünüyorum Fenerbahçe. Peki biraz maçla ilgili detaylara bakalım. Kadroda 6 eksik var. Yine Foto Maç gazetesinde dikkat çeken e, kutu haber. Karagümrük'le oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de 6 eksik bulunuyor. Mert Hakan, sarı kart cezalısı, Luan Perez, Osterwolde, King, Mishi ve Lincoln Enrique'nin de sakatlıkları devam ediyor denmiş. E, muhtemel 11'ler de paylaşılmış. Hatta bizde de muhtemel 11 varsa arkadaşlarımızdan bir rica edelim. E, acaba Jorge Jesus nasıl bir kadroyla çıkacak? E, Foto Maç'ta Az önce Kayseri'yi dörtleyen takımı bozmayacak dedik ama yine de e, Ahmet Selim Kul'un paylaştığı 11 belki farklı olabilir. Onun üzerinden de bir e, göz atmak lazım. Ama şu gerçek ki büyük takımlar dışında dörtlü savunmayla oynayan, büyük takımlara karşı üçlü savunma oynayan George Jesus herhalde e, bu geleneğinden vazgeçmeyecek. Pabuç bu sefer pahalı. Dörtlü savunmayla, üçlü savunmayla falan ben oynayacağını düşünmüyorum. Sonuçta riskli bir maç, sonucu şey bir maç, tartışmaları beraberinde getirebilecek bir maç. Ee, şimdi bir 11'e bakalım mı? Ee, Altay, Ferdi, Samet, Zalai, Alyoski, Arao, İsmail, Emre Mor, Rossi, Arda, Valencia. Yani buradan 11'de farklı isimler var mı diye kupayı hatırlamaya çalıştım şu anda. Ee, Rossi var mıydı kupada tam hatırlayamadım. Ya yani bir kere Emre Bor'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Hı hı. Yani sonuçta Fenerbahçe'nin şu anda formda, formda, formda ve ihtiyacı evet. olan e, isimlerine ve Ayaz son maçta iyiydi. Formayı e, kaptı. Bugün tekrar oynayabilir ki bir soru işareti bırakıyorum. Zaten Zlati, Samet, Ferdi, e, Arayo'dan zaten e, vazgeçmiyor ki Arayo çok tepki gördü ve özür dilemek zorunda, zorunda kaldı. kaldı. Yani düşüncelerini bile ifade etmesi bu e, futbol kültüründe şey oldu tabii o da Fenerbahçe'deyken şimdi hocasıyla ilgili de bilmiyor Türkiye'de böyle şeyleri söylemek Çok doğru bir şey olmaz tepkileri beraberinde getirir diye Yani İsmail bu maçta diri bir İsmail orta sahaya bir kere diri tutmuş yani hem İsmail hem Aral'ın beraber olması yani böyle önce bir kaybetmeyelim ee, düşüncesi de çünkü Zılay dörtlü defansla oynarsa bir savunma güvenliği bugün daha bir ön planda tutacağı bir gerçek. Emre Mor bon dediğimiz gibi formda Arda'yı yani oynatıyor oynatmıyordu ama demek ki bugün oynatacak. Yani Valencia'da e o da, da protestoya uğradı. Yani Valencia niye protestoya uğradı? Niye protestoya bu kadar oyunculara yapılıyor? Bir hayal kırıklığı var. Çok büyük bir hayal tamam, kırıklığı ama Valencia var. Tamam ama Valencia'ya olması gerçekten üzerinde ya. biraz konuşulması gereken bir konu. Çünkü sezon başından bu yana şu toplanan puanlarda Valencia'nın katkısını ayrıca bir konuşmak lazım. Ki hep de konuştuk. Çok büyük bir katkı verdi Valencia ee, takıma. Yani şey yapmıyor ya nasıl derler. Yani, yani herkes kaçırınca dünü her şey hatırlamıyor. Bitti. Dünü hatırlamıyor. Sonuçta Beşiktaş maçı bir kırılma noktasıydı. Çünkü derbileri kaybeden bir takım. Derbileri kazanmak isteyen. Mutlu olmak isteyen bir taraftar kitlesi var. Yani işte bugün haftanın ilk günü e, diyelim ki dün bir derbi kazanmış olsaydı Fenerbahçe haftaya ilk günüyle okulda işte üniversitede lisede her neyse yani işte e, ya da çevresinde esnaf, bakkal yani işte nasıl dün yendik, nasıl mutlu olduk e, diyemeyen artık bir Fenerbahçe taraftarı var ve bu taraftar kitlesi e, gülmek istiyor ve on, dolayısıyla kara gümrüğü yenmek onları mutlu etmiyor. Kayseri sporu yenmek onları mutlu etmiyor. Yani böyle bir durum oluşmuş Fenerbahçe'de ve bu e, Fenerbahçe'de bir yandan... Fenerbahçe'de kupa yok Murat Özbostan. Yani sadece lig şampiyonluğu olarak bakmıyor, kupa yok. Ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şu anda belki de şampiyonluk için en büyük aday Fenerbahçe. Evet en büyük adaylardan bir bu tanesi nasıl ama bir taraftar ama ama taraftar şam, çünkü şampiyonlar göre kodlandılar sürekli şampiyon olacağız. Şampiyon başkan demedi mi Galatasaray maçından sonra sonuç ne olursa olsun bu senenin şampiyonu Fenerbahçe olacak dedi. İşte sezon başından beri söylüyor transferler yapıldı çok iyi bir. Hoca getirildi bir numara yani marka bir isim getirildi ama bugün yaşanan tabloya bakıldığı zaman büyük maçları kaybetmiş sürekli tartışılan işte ülkesinde Brezilya'da demeçler veren birazdan okuyacağız oğlu işte evet, evet. haberler var evet. yani bakıldığı zaman bir iç huzuru da yok Fenerbahçe'nin yani oyunculara protestolar var yönetim cephesinde işte soyunma odasına gidip takımı haşlayan bir başkan var e, takıma sahip çıkmaya çalışan maçı bir kenara bırakıp aman arayı protesto etmeyin aman İrfan Can sakın gitme dur tribünleri alkışlayacağız diyen bir teknik direktörün düştüğü durum var. Yani e, bu kadar bir kaosun içinde bu kadar sıkıntının içinde valla yani ikinci bile olması Fenerbahçe'nin hadi bu maçı kazandığını düşünelim. Yani mucize gibi geliyor bana yani. Çünkü... Jesus'ta maçtan önce taraftarlar bize inansın şeklinde konuşmuş yine Fanatik gazetesinde. Ligde hiçbir şey bitmiş değil onlardan tek istediğimiz bize inanmaları birlikte sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Jesus'ta da hiç kimse de olmayan bir e, rahatlık var. Sanki ortada en ufak bir sıkıntı yok her şey gelip gelistanlık. Bu enteresan bir yapı aslında. Yani bu bu, bu bu insanlar sonuçta yani profesyonel insanlar yani yabancı geliyor burada sözleşmesini imzalıyor, bu kulübe bir hizmet edecek ve gidecek yarın arkasına bakmayacak. Yani Çünkü. bunu bunu çok fazla yaşayan yabancı futbolcu ancak uzun yıllar Türkiye'de kaldığı zaman e, bu duyguları biraz yaşayıp daha duygusal bakmaya şey yapıyor. Yani tamam bizler duygusalız. Türk oyuncuları duygusal, yerli hocalar duygusal. Ama yabancılarda bu kadar böyle açıkçası bir şey yok. Jorge Jesus'ta da yok. Ama yine de biraz önce dediğim gibi yani o son maçtaki durumu yani düştü durum demeyeyim de yani protestolara isyan etmesi, yani oyuncularına sahiplenmesi bana göre çok önemli bir artı. Yani evet eksileri var ama bu da önemli bir artı. Yani tribünleri alkışlayın, bize destek verin, beraber e, olalım e, mesajını e, vermesi e, güzel bir şeydi. Yani, bugün ne olur? Bugünkü maç önemli bir maç. Ya, maça dair istiyorsan birkaç tabii, tabii, haber konuşalım. okuyup. Yani bugün çok önemli maç. E, Karagümrük e, iyi durumda. Kontra atak iyi oynuyor. E, Fenerbahçe, e, yani bu 11'e bakarsak şey bir güçlü bir defans hattı uygulamış. Yani hı hı. önce güvenliği ele almış. tabii ki skoru bulabilir şimdi Valencia böyle bir moral bozukluğunun altında protestolardan sonra nasıl bir Parcumas formda bir cagney'e karşı mücadele edecek bakmak lazım. Borini yine yani formda bir takım var karşı. Formda golcüleri var. Formda futbolcuları var. ama yine de Tabii ki bu maçın favorisi Fenerbahçe ama zor bir maç oynayacak. Stresli bir maç oynayacak. Bakalım Şimdi Sabah ben gazetesinin merak 16. sayfasında yine mücadele ile ilgili şöyle bir e, haber. Samet Yüksel tarafından kaleme alınmış. Final gibi maç başlığıyla ona da şöyle bir bakalım. Sonra Fenerbahçe'deki diğer gündem maddelerine geçeriz. Yenilmezlik serisi Beşiktaş derbisinde son bulan Fenerbahçe 11 maçtır kaybetmeyen Karagümrük'e konuk oluyor. Sarı lacivertliler Aslan'la farkı 6'ya düşürüp Kartal'dan da ikincilik koltuğunu geri almanın peşinde. Karşılaşma bol gollü geçmeye aday diye de bir e, ara başlık görüyoruz. Yani ilk maçta bir gol düelisi olmuştu. Evet. 5-4'tü evet. yanılmıyorsam. Doğru. Yani e, bugün, Bitti, o, oldu. bugün o olur mu e, bilmiyorum. Yani bir anda açıkçası maçın skoru... Yani alacağı sonuç şimdi Kara Gümrük ne ol? Yenilse ne olacak? Yani bir şey olmaz yani. Ama Fenerbahçe yenilse çok şey olur. Fenerbahçe berabere kalsa çok şey olur. Yani dolayısıyla e, bu Fenerbahçe'nin maçı. Mesela e, Sabah gazetesi'nin paylaştığı muhtemel 11'de de Arda yok, Zaits var. Valencia'nın yanında da Serdar Dursun var. Evet yani Serdar ben... Dursun da enteresan bir oyuncu. Ne zaman e, şans bulsa bir şekilde değerlendirmeyi başaran bir. Yani oyuncu. bence Serdar Dursun bugün oynayabilecek oyunculardan bir tanesi. Yani orada ki golcüler e, bu tarafta Fenerbahçe. Mesela önünde de benim Milliyet var. Orada da Pedro oynuyor. Hmm. 11'de Arda var Pedro 11'de. Arayı İsmail ikilisi diyor. var. Mesela burada da Ali yok. O say, o sahi var mesela solda. Demek ki yine bir sürpriz yaşayacağız Fenerbahçe 11'in Yani e, evet öyle öyle, öyle görünüyor. görünüyor. Öyle görünüyor şu anda. Bir Hürriyet'e de bakalım. Önümden bir hürriyete de merak ettim. Onlar 11 Ekim'leri koymuşlar diye. Burada da yine e, Ferdi, Samet, Zlayi, Alioski var burada bu arada. Areo var. Emre Mor var. İsmail var. Arda var. E, Rossi e, ve Valencia var. Bu yanılmıyorsam e, biraz önce A Spor ekranlarına gelen 11. Evet. evet. Aynı 11. Takvimde de Valencia'nın yanında Serdar var. Hep farklı 11'ler paylaşılmış. Demek e, ki son idmanlardan çok net fikirler edinememiş muhabir arkadaşlar. illaki ki 8-9 kişide bir şey tabii, oluyor. Tabii. bir Ama, e, bir, oluyor, ama bir iki tane de fire e, olabiliyor. fanatiye de bakalım.